Var, sizden alalım detayları. Evet, öncelikle siz de bahsettiniz. Biz Kastamonu Entegre olarak mobilya, inşaat, dekorasyon sektörüne ihtiyaç duydu. Tüm işte MDF, Yongalava, Lopan markası laminat parke, işte Glossmax, Eva Gloss markalı parlak panel, kapı panelleri ve müşterilik katma değerli ürünler üretiyoruz. Ağaç bazlı panel sektörü yaklaşık 50 yıldır, geçen sene 50. yılımızı kutladık, hizmet ediyoruz. Şu anda 66 bine aşkın çalışanımız var. Ve sektörde de yurt dışında ilk yatırım yapan firmayız. Bugün 6 ülkede üretim yapmaktayız. İşte Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya. Yani globalleşmeye biz açıkçası işte 22 yıl önce başlamış olduk bu 50 yıllık hikaye içinde. Ve yine de şu anda Kastamonu Entegre bu yurt dışı yatırımlarla birlikte sektörümüzde Avrupa'nın 4. büyük, dünyanın 7. büyük üreticisi oldu. Hatta ürettiğimiz ürün bazında bakarsak MDF, Yongalava, laminat parke, kapı paneli dünyanın 4. büyüğüz. Dolayısıyla bu konuda aslında Türkiye'mizin gurur kaynağı olan firmalardan biriyiz. O yüzden de gerçekten çok mutluyuz diyelim, onurluyuz. Şimdi tabii ki 2020 yılı çok ilginç bir yıl oldu. Bir pandemi yılı geçirdik. Aslında bu dönemi böyle 4 çeyreğe bölmek lazım. Zaten öyle konuşuyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde aslında pazar iyiydi. Biz de çok memnunduk. Yani normalin daha üstünde iyiydi. Bildiğiniz gibi bizim sektör mobilya sektörüyle çok iç içe. Yani onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız. Birlikte pazarın büyümesiyle birlikte ilk çeyreğe çok iyi geçirmiştik. Yani 2019 değerlerine göre çok daha iyiydik. Pandemi dönemi başlayınca Mart ayının sonunda Nisan ve Mayıs aylarında özellikle mobilya sektörü maalesef %50'den fazla kapasite kaybetti. Tabii biz de o dönemde stratejik bir karar vermek zorundaydık. Yani biz açıkçası duralım mı yoksa devam edelim mi? Ama özellikle depolarımızın boş olması, satışlar iyiydi. Artı da biz bu pandemiden sonra talebin daha fazla artacağını düşünerek dolayısıyla biz aslında üretime çok ara vermedik. Depolarımızın imkan verdiği müddetçe üretime devam ettik. Zaten de Haziran ayından sonra tahmin ettiğimiz gibi pandemi döneminde insanlar evlerine kapandığı dönemde hem bir ötelenen talepler oldu, hem insanlar evinde olduğu müddetçe biraz daha farkındalık arttı ve şu anda özellikle Haziran ayından sonra mobilyacıların talepleri gerçekten çok normalin üstünde. Haluk Hatta Bey, zaman zaman işte çok pardon, yüzde kaç kapasiteyle çalışıyorsunuz şu an? Şöyle söyleyeyim, yani biz açıkçası bu yıl 2020 yılında hiç durmadık diyebilirim. Yani aslında sektör olarak da baktığımızda mesela mobilya sektörü yıl yani ortalaması kapasite kullanımı %60. Açıklanıyor mesela TÜİK tarafından, sanayi sektöründe şimdi bu %70'lerde. Şimdi TÜİK tarafından açıklandığında mesela sanayi sektörü %72 civarında ama bizim ağaç bazlı panel sektörü %80'e yakın. Anladım. Yani aslında Türkiye'de en fazla kapasite kullanan sektörlerden biriyiz. Mobilya sektörü de 60-62 civarında yıl ortalaması olarak baktığımızda. Peki burada özellikle Kastamonu entegre olarak halka arz düşünceniz var mı yeni dönemde? Yani aslında zaman zaman düşünüyoruz, sürekli gündemimizde oluyor. Yani bu yeni bir şey değil. Çünkü sonuçta Kastamonu entegre sürdürülebilir büyüme için yeni pazarlara gidiyor. İşte dediğim gibi 6 ülkedeyiz. Sonuçta Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu global markalara ihtiyaç var. Global marka ve firmalardan biriyiz. Tabii ki bunun için de mutlaka ki bir takım finans desteklere de ihtiyaç oluyor. Gündemimizde zaman zaman da tartışıyoruz ama şu ana kadar öyle bir çalışmaya da başlamadık açıkçası. Peki sohbetimize devam edeceğiz birazdan kaldığımız yerden. Haluk, enerji maliyetleri tabii ki. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir kere Kastamonu Entegre zaten global bir firma olduk. Şu anda toplam 1.3 milyar dolarlık bir ciromuz var. Bu ciromuzun %60'ı ya yurt dışından üretip yapıp yurt dışına sattığımız veyahut da Türkiye'den üretip ihracat yaptığımız, yani %40'ı aslında Türkiye pazarına satıyoruz. Böylelikle aslında döviz anlamda birazcık risklerimizi daha minimize etmiş oluyoruz. Ama bir gerçek var ki sonuçta üretimde işte bir takım kimyasallar kullanıyoruz. Artı dekor kağıdı ithalatlarımız var. Bunlar da dövizle oluyor. Dolayısıyla artışı getiriyor. Bazen de piyasadaki rekabetten dolayı da
bu maliyet artışlarını sisteme yansıtamıyoruz. Bu gerçekten çok sevdiğimiz veya arzu ettiğimiz bir husus değil. O yüzden de hani biz tüm sanayici olarak hepimizin beklediği aslında birazcık sektörün, tüm sektörlerin işte dövizdi, enflasyondu, faizdi. Yani burada biraz daha öngörülebilir olması, nerede olmasından çok öngörülebilir olması, bir denge içinde gitmesi bizim için çok önemli. Üstelik de zaten sektörde bir de vadeli satışlar var. Yani bizim satışlarımız 5 ay vadeli. Bugün ürünü sevk ediyorsunuz, 5 ay sonra tahsilat yapıyorsunuz. Dolayısıyla o günkü kurlar, o günkü maliyetler ne oluyor? Gerçekten bu konuda her zaman bir maalesef bizim için olumsuz konular oluyor. O yüzden de dövizin nerede olduğundan çok istikrarlı enflasyonla beraber hareket etmesi bizim için çok önemli. Şimdi bu yıl en son tabii 450 milyon TL'lik yeni yatırım hazırlığı içinde olduğunu söylediniz Samsun'a. 2021 için yeni yatırımlar olacak mı ve bunu öz sermayenizle mi yoksa ticari kredi tarafına başvurarak mı yapmayı düşünüyorsunuz yatırımları? Şimdi biz geçen sene Aralık ayında Samsun Yongalova yatırımına başladık. İşte 450 milyon TL'lik bir yatırımımızdı. İşte kısmetse de 2021'in Nisan ayında devreye girmeyi planlıyoruz. Hani bu Covid döneminde de Allah'a şükür çok büyük bir aksamamız olmadı yatırım açısından. Dolayısıyla şu anda planımızda bir farklılık yok. 2021 için ise bir takım daha katma değerli ürün üretebileceğimiz işte Melempresler vesaire yatırımlarımız var. Açıkçası onlar da devam edecek. Tabii bizim yatırımlar hem yurt içinde hem yurt içinde devam edecek. Baktığımızda Türkiye'nin bugünkü kurlarla iyi bir ihracatçı ülkesi olacağı aşikar. Yani bu ihracatı panel olarak veya mobilya olarak birlikte yapacağımız bir olay. Dolayısıyla biz Türkiye'de de yeni yatırımlar planlıyoruz ama şimdilik şu dönemi birazcık daha sağlıklı geçelim diye bakıyoruz. Peki faizlere ilişkin görüşünüz ne? O yüzden aslında biraz şirketlerin belki de borçluluk rasyoları ya da mevcut borçları yapılandırma ya da yeni nakite ulaşma konusunda faizlerin hep yükümlülüğünden bahsediyoruz. Sizin Kastamonu entegre olarak bilançonuz nasıl bu konuda? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii hani biz halka açık olmadığımız için bir takım bilançomuzu ortaya koymuyoruz. Ama bir realite var ki sonuçta hepimiz şirket olarak riskleri yönetmek zorundayız. Zaten bir yatırım yaparken de açıkçası bizim yatırımlar birazcık işte Samsun'daki bile küçük bir yatırımdı. Yeni bir yatırım plansak 1 milyar TL'nin üzerinde oluşuyor. Dolayısıyla biz zaten böyle bir yatırım planladığımız zaman bankalarla birlikte bir araya geliyoruz. Bir kısmı zaten yurt dışından makine ithalat oluyor. Onları daha çok işte Almanya ağırlıklı olduğu için işte Hermes kredileriyle finanse ediyoruz. Bir kısmı da içerideki bankalarla birlikte ama sonuçta bizim finans olarak organize etmediğimiz bir yatırıma başlamıyoruz. Dolayısıyla Avrupa'dan da finansmana erişebiliyorsunuz ama yani yurt dışından da finansman erişiminiz var. Var, evet. Zaten biliyorsunuz Türkiye'deki bankaların hepsi artık çok uluslu banka olduğu için yani aynı bankayla burada da çalışıyoruz, Rusya'da da çalışıyoruz, İtalya'da da çalışıyoruz, Bulgaristan'da, Romanya'da. Yani dolayısıyla hani artık hep beraber birlikte çalışıyoruz oluyor yani. Tabii orada yine yerel bankalarla da çalışmamız var. Peki son ama sonuç olarak finansal olarak bizim belli bir güvenceye almadığımız bir yatırıma da girmiyoruz. Peki son birkaç dakika içerisinde Haluk Bey hem 2021'e dair Kastamonu entegrede konulan hedefler, ciro büyüklükleri paylaşabildiğiniz rica edelim sizden. Bir de teşvik mekanizmaları, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere diğer teşvik mekanizmalarını nasıl karşılıyorsunuz ve orada başka beklentileriniz var mı? Evet, öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Şu anda aslında bu yaşadığımız pandemi sonrası pazarın çok iyi olması aslında sadece Türkiye has bir şey değil. Biz aynı şeyi Rusya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, İtalya'da her bir yerde yaşıyoruz. Demek ki insanların davranış özellikleri bir birliktelik arz ediyor gözüküyor. Yani herkes evde durdukça evin ihtiyaçları artmış gözüküyor. Veya evin ihtiyaçlarının farkında oluyor insanlar. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bizim 2020 yılında Kasım sonu itibariyle satışlarımız, biz zaten TL veya Euro olarak değil sadece hacimsel olarak bakarsak daha doğru rakamlar oluyor. Geçen seneden daha fazla satış yapmışız. Hem bütçeyi tutturmuşuz hem de geçen seneden daha fazla satmışız. Yüzde kaç hacim olarak? Yani şöyle bir şey var. Bizim tabii ki 2020 yılında ilave bir kapasite gelmedi. Dolayısıyla biz
diyelim ki şu anda %85 kapasite kullanımız varsa, bu %15 de satıştan dolayı değil de daha çok bakımdır vesaire ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Bizim 2019-2020 yılında da açıkçası kapasite tam kullandık ama miktar olarak baktığımızda %5-10 civarında bir fazlalık sağlayabildik. Ama dediğim gibi ilave kapasite ancak bu Samsun tesisi devreye girdiğinde veya yeni yatırımlarla sağlayabiliriz. Sonuçta bizim tesisler dediğim gibi tam kapasite çalıştığı için öyle miktarsal olarak çok büyük artışları ancak yeni yatırımlarla sağlıyoruz. 2021'i de planladık. Yani 2021'de bizim ilave işte Samsun'da 450 bin metreküp yıllık bir kapasitemiz gelecek. Onun ilavesi birlikte %5 ile 10 civarında yine bir artışımız olacak açıkçası. Dolayısıyla şu anda biz hem 2020'de 2019'dan %5-10 civarında, yani ürünlere veya ülkeye göre değişiyor. 2021'de de yine %5 ile 10 civarında büyümeyi hedefliyoruz. Haluk Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Sektöre ve şirkete dair aktardığınız detaylı bilgiler için. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız'ı ağırladık Bloomberg ET ekranlarında. Kısa bir yer aranın arkasında.